Hasan Öztürk Böyle dost olduktan sonra düşmana ne hacet? Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun diyerek söze başlayınca meydan okumanın bir başka veçesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız için başkaca bir şeye bakmaya gerek kalmıyor maalesef. Ya da yazık bir arpa boyu yol almamışız diyerek 17 yılın birikimini bir poşete doldurup çöp kutusuna atmaya yeltenmemişseniz maksadınız çoktan üzüm yemenin ötesine geçmiş demektir tek bir maksatları olduğunu biliyorduk. Erdoğan'a çizik atmak, mümkünse meşru, gayrimeşru ne kadar aktör varsa birlikte Erdoğan'ı siyasetten tasfiye etmek, maksatlarına ulaşmak için vermedikleri söz, yapmadıkları eylem, girmedikleri angajman kalmamıştı. Bunu da biliyorduk. Ne dışarıdaki ahbapları ne içerideki aparatları. Açıkta hiçbirini bırakmadılar. Her fırsatta bir araya gelemez denenlerle bile gizli kapaklı iş tuttular. Hazırlandılar, hazırlık yaptılar, beklediler. 7 Şubat mit krizinde, gezide, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da nihai hedef hep aynıydı, Erdoğan. Çünkü Erdoğan tesbihin imamesidir, yani birliğin sembolüdür, bir arada tutmanın adıdır. İyi de o tesbihi yol arkadaşları neden dağıtmak istemektedir? Tesbihi dağıtmak isteyenler. Erdoğan'ı 7 Haziran 2015'ten sonra CHP ile büyük koalisyon kurarak Beştepe'ye hapsetmeyi de planladılar. 24 Haziran 2018'de geniş bir mutabakatla çatı aday olarak çıkmayı da. Ne var ki hem içerideymiş gibi yapıp hem dışarıdaki tüm aktörlerle flört edenler bugüne kadar yapmak istediklerini bir türlü yapamadı. Yol ayrımına geldikleri halde bu kez 31 Mart 2019'dan hemen sonra İçeridenmiş gibi ses verdiler. Partim diyerek söze başlayıp 30 kez partim kelimesini tekrarlayıp ne AK Parti'nin hukukunu ne Erdoğan'ın hukukunu korudular. Yetinmeyip üstüne bir de bize yapılanları biz güçlenince başkasına yapıyoruz minvalinden otoriterleşme gibi irite edici yaftalamalara tevessül ettiler. Oysa Erdoğan'ın kardeşim dediği biriydi. Bir diğeri hocam ilmine saygım var dediğiydi en sonunda dayanamayıp Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı üzerinden sözüm ona partilerini sözüm ona liderlerini tartışmaya açtılar. Mazeret ve gerekçesi ne olursa olsun dedi biri, diğeri bir arpa boyu yol almamışız diyerek devam etti ve ne hikmetse çıkışları dışarıdaki ve içerideki Erdoğan düşmanlarıyla senkronize oldu yine. Amerika'dan, Avrupa'dan, İsrail'den yükselen seslerle onlarınkiler arasında ton farkı bile yok. Dışarıdakilerin söylemleriyle onlarınkiler arasındaki uyum tencere kapak misali. Partiyi kuracaklar da ne yazık ki hala Erdoğan da AK Parti'de yeterince yıpranmadı. Bu köşede 2018'in Aralık ayından bu yana AK Parti içindeymiş gibi görünenlerin iki ayrı parti kurmak için çalıştıklarını yazıyorum. Bunlardan biri Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başını çektiği grup, diğeri Sayın Abdullah Gül'ün. Düşüncelerimin aksine bu iki ismin Ali Babacan ismini de anarak birlikte parti kuracakları ileri sürülmüştü. Davutoğlu ile Gül'ün bir araya gelme ihtimallerinin çok düşük olduğunu hatta mümkün olmadığını bu yüzden de iki partinin kurulması için 31 Mart seçim sonuçlarının beklendiğini söylemiştim. İçeriden muhalefet et stratejisi. Seçimden sonra Davutoğlu'nun partisinin bir ay içerisinde deklarasyon yayınlayacağını, iki ay içerisinde de tabelasını asacağını yine bu köşede yazdım. 16 Nisan 2019 Yeni Şafak Hatta yasının yayınlanmasından birkaç gün sonra Sayın Davutoğlu'nun manifesto denen ama AK Parti ve Erdoğan eleştirisinden başka bir şey olmayan metne çıktı ortaya. Burada yanıldığımı söylemeliyim. Ben altında başka isimlerin imzasının olacağı bir deklarasyon beklerken tek bir ile yayınlanan manifesto çıktı ortaya. Gerçi Davutoğlu medyasında ortak akılla bir metin hazırlandığı yazıldı. Sonra benim kulağıma kadar ulaştırılan şu bilgiyi yaydılar.'' Parti kurulmayacak. AK Parti içerisinde bir iyilik hareketi olarak muhalefet yapılacak. Gül tüm muhalefeti yönlendirmeye soyunmuş. Sayın Gül cenahındaysa işler daha bir komplike. Çünkü Gül ve ekibinin hem HDP ile hem CHP ile hem de Saadet Partisi ile ilişki kurma, görüş alışverişi yapabilme, hatta birlikte strateji geliştirebilme becerileri var. Bu kombinasyona İyi Parti'yi de dahil etmek istediler ama olmadı. Belki ileride olur bilemiyorum. Gül ve ekibi dışarıdan aldıkları sufle ile neredeyse bütün muhalefeti örgütleme ve yönlendirme işine soyunmuş görünüyor. En son İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili YSK kararını eleştireyim derken 367 garabetini hatırlatan ve Yazık bir arpa boyu yol alamamışız diyen Gül'ün YSK'yı eleştirmekten çok muhalefeti bir arada toplama gayreti buna işaret. Bu çabasının nedeni kendi cumhurbaşkanlığını 367 garabetiyle engelleyen egemenlere karşı bir adım geri çekilmeyen Erdoğan'ı YSK kararı üzerinde yıpratmak değil de nedir? Gülle senkronize olan bir İstanbul adayı ve o ada etrafında birleşen karma karışık bir ittifak söz konusu olunca tablo daha net değil mi? Her siyasetçinin gönlünde yatan bir aslan vardır. Parti kurmak, seçim kazanmak, memlekete siyasetçi olarak hizmet etmek gibi amaçların tümü meşrudur ve kimsenin söz söyleme hakkı yoktur. Eleştiri de haktır sonuna kadar hem de hukuku koruyarak yapılacak eleştirinin faydası da vardır. Lakin hem Sayın Davutoğlu'nun hem Sayın Gül'ün YSK kararı üzerinden Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik hamlesi eleştiri değildir. Maksattadır ve bir stratejinin ürünüdür. Ne diyelim? Böyle dost olduktan sonra düşmana ne hacet? Yanılıyor muyum? Not: YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili kararı murdar edilen seçimlerin kırpıtanması için bir vesile olmuştur. Murdar kap 40'tanarak temizlenebilir ve 23 Haziran'da İstanbul seçimleri 40'tanarak temizlenecektir. Hayırlı olsun.